Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kolon tümöründe erken teşhis çok önemli dedik. Kolon tümörü olan insanlarda biz tabii ki bunları evrelemesini yapıyoruz. Bunu kısaca şöyle anlatayım ben. Güzel hocam. Diyelim ki bir kitabımız var. O kitabımızın bir sürü yaprağı var. Bizim kalın bağırsağımız da öyle. Yaklaşık 4-5 tane böyle ince tabakalar halinde düşünün. Eğer ki iç kısımdaki submukoza da sınırlıysa tümör, bunlar tabii anarşist hücreler, adenokarsinom diyoruz bunlara. O çok erken yakalanmış bir tümör. Eğer bu submukoza dediğimiz alt katmana geçtiyse orta. Ama seroza dediğimiz artık bu yaprağın en altına geçmiş ve karın içiyle temasa geçmişse bu artık ileri tümör. Bu oradaki lenf düğümlerinin de bu anarşist tümör hücreleri tarafından istila edilmesi de artık bunun ileri safhasını gösteriyor. Ama daha ileri safhası kanserin tabii ki karaciğere ya da o bölge lenf notlarına aşırı bir biçimde invaze etmesi, metastaz yapması. Bunlar her aşamada farklı tedavi yöntemleri var. Şimdi çok detaylı bir konu tabii teknik olarak. Evet. Şimdi biz erken yakaladığımız zaman ufak bir belirtilerle eğer doktorunuza gittiniz, böyle bir işlem görüldü ve bir adenokarsinom invaziv çıktı. Yani çok tipik gördüğümüz bir tümör. O zaman kalın bağırsağın o bölgesi sağ hemikolektomi, sol hemikolektomi, işte genişletilmiş sağ hemikolektomi, segmenter kolon rezeksiyonu dediğimiz tiplerle ameliyatını yaparak birbirine bir bağlıyoruz, anastomoz yapıyoruz. Ondan sonra eğer lenf notları negatifse belki de kemoterapi bile alınmıyor. Bu erken yakalanmış bir safha. Biz bu safhada yakalamak istiyoruz zaten tümörleri. Ama ileriki safhada yapılırsa artık bir şey yapılmasın diye bir şey yok tabii ki. Gerekirse karaciğerdeki metastazları çıkarıyoruz, daha geniş bir rezeksiyon yapıyoruz. Çünkü kolon tümörünün ilk ve en önemli tedavi basamağı cerrahidir. Bu cerrahi şansını hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Diyelim ki hasta ameliyatını oldu sizinki gibi. Daha sonra kontrollere gelecek. İlk 2 yıl çok önemli. İlk 2 yılda çok yakın takip. Çünkü nüksleri biz hep ilk 2 yılda görüyoruz. Evet hocam. Bu 2 yıldan sonra tabii ki rahatlamıyoruz ama seyrekleşiyor artık kontrollerimiz. Hastamız bütün kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de vücudun immün bağışıklık sistemini hep biz üst düzeyde tutmak isteriz. Şimdi oruç tutmak tabii dinimizin bir görevi ama hastanın diyelim ki bir 5 yıl geçmiş aradan hiç kontrollerinde bir şey yok ve kendini çok iyi hissediyor. Tabii ki oruç tutabilir. Evet. Ama bir 6 ay olmuş daha ameliyat oladı ya da daha 1 yılı geçmemiş. Hala kemoterapinin etkisinde. Hı hı. Vücudunun biraz daha dinç olmasını istersek eğer ki öyle olması lazım. O zaman herhalde birazcık oruç tutmamak gerekir diye söylüyoruz. Tabii bir din adamı değilim ama yani tıbbi anlamda biz bunu savunuyoruz. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.